أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrını olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki, insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an, o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse, o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah, sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü, Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir. Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp, Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah, insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettü yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman, memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettü ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin.